Samsun, güneşin doğduğu şehir. Karadeniz'in turizm merkezi Samsun. Arkeoloji ve etnografya müzesi ve tarihi mekanlarıyla Samsun bir adım ötenizde. 1981 yılında açılan ve Samsun'un köklü tarihine ışık tutan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Samsun bölgesinde bulunan ve arkeolojik kazılar sonucu elde edilen tarihi eserler sergilenmektedir. Bir yol çalışması esnasında tesadüfen bulunan kral mezarından çıkartılan Amisos hazineleri, göz alıcı güzellikleri ve eşsiz tasarımlarıyla dikkat çekicidir. Müzede ayrıca Samsun ve çevresinde ele geçen Kalkolitik, İlk Tunç, Hitit ve Roma dönemlerine ait buluntularla klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler de görülebilir. Müzede sergilenen Bafra İkiztepe Antik Yerleşim Alanı buluntuları son derece ilgi çekicidir. İkiztepe köyü sınırlarında bulunan İkiztepe'de elde edilen bulgular, burada erken Hitit dönemine ait önemli bir kentin varlığını belgelemektedir. 1974 yılından bu yana kazı çalışmaları aralıklarla devam eden Bafra İkiztepe Ören Yeri, halkın ve ilgililerin ziyaretine açıktır. Yaz aylarında bölgeye yapacağınız bir ziyaretle, geçmişin izlerini araştıran kazı ekibinin çalışmalarını yakından izleyebilirsiniz. Bafra bölgesindeki bir başka tarihi nokta, Helenistik döneme ait Asar Kale ve Paflagonya Kaya mezarlarıdır. Bafra'ya 32 kilometre uzaklıktaki Asar Kale kısmen harabe halindedir. Kızılırmak Vadisi'nde Asar Köyü'nde bulunan kale, M.Ö. 1000 yıllarına tarihlenmiştir. M.Ö. 700 tarihli Paflagonya Kaya mezarları da Kızılırmak Vadisi'nde dikkat çeken tarihi yapılardır. Her ikisi de kaleyle karşı karşıya olan mezarların biri nehrin diğer yakasındaki kayalıklarda, diğeri de kalenin doğusunda yer alan kayalıklardadır. Tekkeköy ilçesi Mağara Kale yerleşim alanı, Samsun sınırlarındaki bir başka önemli ve oldukça eski tarihi kalıntılardandır. Korunaklı yapısıyla eski çağlarda ideal yerleşim yeri olarak kullanılan mağaraların tarihi, M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Samsun, bu zengin antik geçmişin yanı sıra daha yakın dönemlerden kalan modern mimari örnekleriyle de dikkate değer konumdadır. İtalyan Katolik Kilisesi, Büyük Camii, Yalı Camii ile İsa Baba, Şeyh Seyit Kutbettin ve Kılıç Dede Türbeleri gibi kutsal mekanlar Samsun'u ziyaret eden konukların görebilecekleri eserlerden. Ayrıca sivil mimari örneklerden Taşhan, Bedestan, eski belediye binası da görülmeye değer tarihi ve kültürel değerlerdendir. Tüm bunların yanı sıra Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Göyceli Mezarlığı içinde yer alan Göyceli Camii, Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir. 1206 yılında yapılan caminin giriş revakları 1335 yılında onarımdan geçmiştir. Yapının kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Tek katlı yapının duvarları üst üste yığma tekniğiyle birleştirilmiş tek parça kalaslardan oluşmaktadır. 800 yıllık ahşap Göyceli Camii bugün de ibadete açıktır.